Kemen metta'nâhu meta'al hayâtid dünya. Şimdi kullarım diyor Mevla, bizi tefekküre sevk ediyor. Kullarım, düşünün ki ben bir takım kullarıma imanları sebebiyle, salih amellere bürünmeleri sebebiyle güzel vaatlerde bulundum ki mutlaka o vaade ulaşacaklar. Yani dünyada yaşarken siz şimdi camidesiniz diye, ibadettesiniz diye, bir insan Allah'a inanıyor, ahiret için hazırlık yapıyor diye dünyada evi yok mu, parası yok mu, eşi yok mu, çocukları yok mu? Allah dünyada herkese veriyor. Sizin de eşleriniz var, sizin de çocuklarınız var, sizin de paranız var, sizin de eviniz var. Sadece dünyaya inanan insanların sahip olduğu nimetlerden bir kısmına biz de sahibiz. Ama bize Allah ayrıca neyi vaat etmiştir? Cenneti vaat etmiş, güzel güzel şeyleri vaat etmiştir. Buyuruyor ki Mevla, ben bir insana güzel vaatte bulunduysam, ki o vaat de mutlaka gerçekleşecektir. Bu insan, kemen metta'nâhu meta'al hayâti dünya. Bir başka adam düşünün ki, adamın ahireti yok. Biz ona dünyada ev verdik, para da verdik, evlat da verdik, imkanlar da verdik. Ama ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Dünyada evi olan, arabası olan, parası olan, tıkır yerinde olan bu adam, ahirete inanmadığı için ölür ölmez doğru kabir azabıyla, yarın cehennem azabıyla azaplanacaktır. Bu iki insanı kıyaslayayım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu bunun gibi olabilir mi? Biri, her ikisi dünyada, doğru mu? Her ikisi dünyada yiyor, içiyor, dünya nimetlerinden istifade ediyor. Ama bir tanesi Allah'a inanmadığı için, ahirete inanmadığı için onunki sadece dünyadan ibaret kalıyor. Ahirette azaba giriftar oluyor, ateşte yanıyor. Öbür insan ise dünyada nimetlerini alıyor, rızkını alıyor, dünyadaki ömrün ne kadar sürüyorsa o kadar yaşıyor, ölür ölmez onun hayatı yeni başlıyor. Gerçek hayatı yeni başlıyor. Melekler onu ölürken, ruhunu kabzederken müjdelemeye başlıyorlar. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ İşte biz şimdi melekler geldik sana. Müjdeler olsun sana. وَاَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Fussilet suresinde. Hadi müjde sana. Vaat edildiğin cennete doğru gidiyorsun diye. Müjdeler ölürken başlıyor. Kabri cennet bahçesi oluyor. Ahirette dost muamelesi görüyor. Herkes darda kaldığı güneşin altında kıvrım kıvrım kıvrandığında Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgeleniyor. Lival Ham sancağı şerifi altında şerefleniyor. Havz-ı Kevser'den kana kana içiyor. Sırat Köprüsü'nden yuvarlananlar yuvarlanırken o şimşek gibi geçiyor. Ve cennetle Cemalullah'la karşı karşıya kalıyor. İki insan eşit olabilir mi diyor Cenab-ı Hak. Ve bunu buyurduktan sonra ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ O ahirette azaba duçar olanlardan oluyor. Şimdi Yasin-i Şerif'in hemen arkasında Saffa Suresi var. Saffa Suresini çevirdiğiniz zaman ikinci sayfanın sonunda Allah Celle Celaluhu cennette konuşan bir insanı anlatıyor. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ Cennette dost sohbeti yaparken cennettekiler bir tanesi diyecek ki ya dünyada benim bir iş yerinde arkadaşım vardı. Ofiste bir arkadaşım vardı. Mahallede bir arkadaş vardı. يَقُولُ اَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Bana takılırdı, sen de mi gericisin derdi bana. Sen de mi bu yobazlar gibi düşünüyorsun derdi bana. يَقُولُ اَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَّا لَمَد۪ينُونَ Öldükten sonra biz diriltilecek miyiz? Buna sen inananlardan mısın diyordu bana. قَالْ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Görmek ister misiniz o insanı? Bana öyle söyleyen insanı görmek ister misiniz? Veya melek söyleyecek ona, görmek ister misin o arkadaşını? Sana öyle söyleyeni görmek ister misin? Görmek isterim de. فَطَّلَعَ Mevla buyuruyor. فَطَّلَعَ Melek perdeyi kaldıracak. Ona dünyada öldükten sonra dirilmek var mı? Sen de mi gericisin, yobasın diyen adamı? فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ Cehennemin ortasında fokur fokur kaynadığını görecek. Fokur fokur kaynadığını görünce ne diyecek biliyor musunuz? Diyecek ki قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ Vallahi az kalsın beni gebertecektin be.
Beni de helak edecektin. Bir ayağım kaysadı senin dediğine ben de ayak uydursaydım. Yok ya öldükten sonra dirilmek deseydim şimdi ben de senin gibi cehennemin ortasında yanacaktım.